Cem TV ekranlarındaki Sevdarca Bir Şeylerin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuklarım Türk Kalp Vakfı Başkanı Semiramis Sekban ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Profesör Doktor Türkan Ertuğrul. Kalp sağlığı hakkında bilmemiz gerekenleri, çocuk kalp sağlığını ve Türk Kalp Vakfı'nın Türkiye'deki Şehirli Çocuklar Projesi'ni konuşacağız bugün. Ondan önce sizlere sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Sorularınızı oralardan bize iletebilirsiniz. DR Sevda Sarıkaya Twitter adresinden ve sevdacabirseyler@cemmedia.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Türk Kalp Vakfı ile ilgili kısa VTR'mizi izleyelim. Daha sonra konuklarımızla birlikte burada sizi bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayınız. Bazı şeylerin değeri kaybettikten sonra anlaşılır. Dostluk gibi, mutluluk gibi, hatta yaşam gibi. Başa sarıp hatalarınızı düzeltmek isteseniz de çok geçtir. Hayatınız boyunca size eşlik eden o derin ses artık duyulmaz olur. O günü sizden çok uzakta tutmak için sağ elinizi sol göğsünüzün üzerine koyun ve beni tüm kalbinizle dinleyin. Siz de bazıları gibi yaşamınızın ilk soluk alışınızla başladığına inanıyorsanız tekrar düşünün. Gerçekte yaşam anne karnının 40. gününde başlar. O gün anne babanızın soluğunu kesecek ilk kalp atışınız duyulur. Bu mucizevi ses aynı zamanda ilk sözcüğünüzdür. Vücudunuzu ayakta tutan bu ritim günde yaklaşık 100 bin, yılda 40 milyon, yaşamınız boyunca ise 2,5 milyar kez buradayım diye seslenir size. Sizse ilk adımınızla onu çoktan unutmuşsunuzdur bile. Tıpkı benim öykümde olduğu gibi. Çocukluk yılları hızla geçer. Gençlik kapınıza dayanır. O dönemde ilk sigaranızla tanışırsınız. Okul bitti derken çoktan hayata atılmış bulursunuz kendinizi. Artık tek hedefiniz başarı ve kazançtır. Gündelik yaşamın koşuşturmacası içinde hareket etmeyi unutursunuz önce. Spor geride kalmış bir anıya dönüşür. Önceliklerin değişmesi beslenme alışkanlıklarınızı da değiştirir. Stres, saatsiz yenen öğünleri besler. Doğallıktan giderek uzaklaşır, sağlığınızı çoğu zaman geri plana atarsınız. Siz başka şeylerle uğraşırken, yıllar göz açıp kapayana kadar akıp gider. Bu döngü içinde kendinize iyi bakmayı ya da rutin sağlık kontrollerine girmeyi aklınıza getirmezsiniz bile. Kontrol bir yana, vücudunuzun size gönderdiği tehlike sinyallerini bile fark edemezsiniz çoğu zaman. Acı sürpriz, eskiden rahatça çıktığınız merdivenlerde yakalar sizi. Nefesiniz aniden kesilir ve göğsünüzü sinsi bir acı kaplar o anda. Siz bana ne oluyor diye düşünürken, önce gözleriniz, sonra dünya kararır. Göğsünüzde kablolar, kulağınızda hafif bir uğultu, hasta yatağınızda uzanmışken o mucizevi sese yıllar sonra tekrar kulak verirsiniz. Kalbinizin kusursuz ritmi eskisi gibi değildir. Ne yazık ki olan olmuştur. Artık geriye dönüş yoktur. Biz şu an burada acı bir itirafla dertleşirken dünya genelinde her yıl 18 milyon insan kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Durumun ciddiyetini şöyle anlayabilirsiniz. Bana kulak verdiğiniz 5 dakika sona erdiğinde farklı yaşlardan 160 kişi artık bu dünyada olmayacak. Korkutucu belki ama gerçek. Fark edip doğru adımları atmazsanız siz de onlardan biri olabilirsiniz. Ya da sevdikleriniz de. Sözlerim zihninizde farklı kapılar açmayı başardıysa şunu bilmenizde fayda var. Kalp hastalığı bir kader değildir. Tıpkı Türkiye'nin sağlıklı kalp atışı için gece gündüz çalışan Türk Kalp Vakfı'nın yıllardır söylediği gibi. 1975 yılında kurulan ve kuruluşundan bu yana sadece halkımızdan sağlanan yardım ve bağışlarla faaliyet gösteren Türk Kalp Vakfı, bugün ülkenin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri. Dünya Kalp Federasyonu ve Avrupa Kalp Birliği resmi üyesi olan Türk Kalp Vakfı, kendi alanlarının en iyileri olan kardiyoloji uzmanları, yılda 22 bin hastaya kontrol ve tedavi sunan polikliniği,
çocuklardan erişkinlere kadar uzanan sosyal projeleriyle kalp sağlığı konusunda Türkiye'de üst düzey bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Kalp Haftası'nın yaratıcısı ve 23 yıldır azimle uygulayıcısı olan vakıf, global sağlık projelerinde aktif görevler alıyor. Ulusal sempozyumlar düzenleyerek devlet organlarını ve özel kuruluşları bu misyona ortak olmaya davet ediyor. Yaratıcı bağış organizasyonları ile basında büyük yankılar uyandırıyor. İstanbul Şişli'deki sağlık merkezi ile tam teşekküllü kalp sağlığı hizmeti sunan vakıf, teşhis ve tedavinin yanında ulusal çaptaki sosyal çalışmaları ile kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin önüne geçecek yegane şeyin fark etmek olduğunu anlatıyor. Fark etmek sadece sizin ya da ailenizin değil, tüm bir ülkenin kalp atışını değiştirebilir. Kardiyolojik sorunlar birkaç basit adımla %80 oranında önlenebilir. Doğuştan gelen sorunlar erken teşhis ve bilinçle kontrol altında tutulabilir. Türkiye rekor seviyede olan kalp ölümlerini minimum seviyeye indirmiş uygar bir ülke haline gelebilir. Son sözlerim, peki şimdi ne yapabiliriz diyenleriniz için. Önce bu sese kulak verin ve fark edin. Geç olmadan yaşamınızın dizginlerini elinize alın. Sonra Türk Kalp Vakfı'nın kutsal görevine destek olun. Daha sağlıklı nesiller ve aydınlık yarınlar için yüreğinizin sesini takip edin. Hemen şimdi ve daima. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Daha önce de belirttiğim gibi harika bir sloganınız var. İyi kalpli ol. Çok teşekkürler. Bu güzel iyi kalpli vakıf 41 yıldır insanlara hizmet ediyor. Önce Semiramis Hanım'dan başlayacağım. Aynen. Bize birazcık vizyonunuzdan, misyonunuzdan ve güzel işlerinizden bahseder misiniz? Çok teşekkürler. Efendim, Türk Kalp Vakfı hepimizin de bildiği gibi 41 yıldır Türkiye'ye hizmet veren bir sağlık kuruluşu, bir vakıf. Dolayısıyla bu yıllar içinde vizyonunu bir hayli genişletmiş, Türkiye'de edindiği itibar, güven dolayısıyla ünü yurt dışına da taşmış. Biliyoruz, lafınızı kesiyorum. Dünya Kalp Vakfı'nın logosunu, evet, taşıma hakkını elde, evet, eden bir vakıfsınız. Evet. 1996 yılında Avrupa Kalp Birliği bir üyeliğine girmiş. 2001 yılında da Dünya Kalp Federasyonu'na üye olmuş. Hı hı. Dolayısıyla vizyonumuz oldukça geniş bir alanda kendini göstermekte. Ve o yıllardan itibaren de hep uluslararası boyutta çalışmaktayız. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar da o nedenle daha ses getirir çalışmalar, evet, haline geldi. Örneğin işte geçtiğimiz günlerdeki Şehirli Çocuklar Projesi de Dünya Kalp Federasyonu'yla birlikte yürüttüğümüz, aynı zamanda da spor camiasının en büyük kuruluşu UEFA ile birlikte güzel bir proje başladı. Bakalım, inşallah sonunu da iyi getireceğiz. Misyonumuza gelince, misyonumuz kalp sağlığını halkımıza en iyi şekilde anlatabilmek, hı hı, en iyi şekilde farkındalık yaratabilmek, hastalanmadan koruyucu tıp, kalp, evet, koruyucu tıp, evet, alanında faaliyet göstermek, ayakta tedavi yoluyla hastalarımızı kontrol altına almak ve de bu konuda bilinçlendirmek. Bunu misyon edindik kendimize. Son zamanlarda da edindiğimiz en önemli misyon, herkesi iyi kalpli olmaya davet etmek efendim. Bunun patentini de aldık yıllar önce. Harika. Ve birçok bakanlarımıza verdik. Birçok devlet adamına verdik. Birçok sanatçıya verdik.
birçok dizilere verdik. Her sahada iyi kalpli ol ödülünü verebildiğimiz kişiler ve kurumlar mevcut. Bir gün belki ben de alırım. Siz zaten evet kimlik ve kişiliğinizle güzel bir tıp hanımefendisi adamı diyeceğim ama onu demeyeceğim. Biraz oldu onu diyeceğim. Bir tıp hanımefendisi evet olmanın yanı sıra bir de böyle sivil toplum kuruluşlarına bir yerde hizmet ediyorsunuz. Sesimizi duyuruyorsunuz. Boynumuzun borcu. Şimdi sizin göreviniz kalp sağlığına ilgilenmek değil ama bakınız bizim yaptığımız çalışmaları kanal vasıtasıyla halkımıza böyle duyurarak ve ileterek bizlere yardımcı oluyorsunuz. Dolayısıyla siz hakikaten en güzel bir örneksiniz iyi kalpli olun olayına. Ay çok teşekkür ederim. İlerideki günlerde, yıllarda, aylarda olabilir. Mutlaka bir ödül hak eden bir çağdaş Türk hanımefendisisiniz. Çok sağ olun. Evet. Sizler de karşılıksız yapıyorsunuz bunları. Evet, çok efendim. İyi biliyorum ve evet. Şahidim. Evet. Şimdi bir bilimsel çalışmadan bahsedeyim bu arada. Buyurun. İnsanları depresyondan kurtaran, antidepresandan bile daha etkili olan bir kişiye iyiliğinin dokunduğunu bilmesiymiş. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanan bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Hem dimağımızı, ben bunu Alzheimer'den korunma yöntemleri içerisinde de söylerim. Kullanıyorsunuz. Verdikçe çoğalırsınız. Evet. Aynen öyle. Aynen. Efendim zaten yani vermeye odaklanmış bir kişiyseniz, Allah tarafından öyle yaratılmışsanız almayı asla düşünmüyorsunuz. Evet. Amacınız hep vermek. Nasıl yaparım, nasıl veririm, nasıl ederim, nasıl yaparım? İşte hocam şahittir. Ben bir gün yani orada almak nedir bilmedim. Benim gibi de çalışan bütün arkadaşlarım öyle. Evet, evet. Hep beraber gönüllü hizmet veriyoruz. Çok birbirinden değerli hanımefendilerden oluşan güzel bir icra kurulumuz var. Bir gün sizi oraya da davet edeceğim. Bakınız yani oradaki hanımlar birbirinden yarış ediyor. Ben nasıl faydalı olurum, ben nasıl bir yaparım? Ve orada almak yok. Kimse ben nasıl alırım buradan bir şey diye düşünen yok. Yarışımız hep böyle vermek. Olsun değil mi? Ama bunun içinde evet yarışımız böyle olsun. Allah'ın verdiği en büyük lütuf bir kuluna. Evet. Vermek kadar güzel bir şey yok. Bir daha dünyaya gelsem ve bana sorsalar, Allah sorsa almak mı istiyorsun, vermek mi istiyorsun? Vermek gene. Vermek kadar güzel bir şey yok. Demin buyurduğunuz söz çok doğru. Hakikaten birine bir iyilik yaptığınız zaman müthiş bir rahatlık hissediyorsunuz. Evet. Yani beyin ve sinir sisteminde müthiş bir rahatlık, onun verdiği huzur. Sanki mesela vakfa birisi bir hayır yapıyor, bana yapılmış gibi oluyor. İnanın öyle. Seviniyorum böyle hopluyorum. Yahu ne oldu, cebine bir şey mi girdi diyorlar. Yok, vakfa böyle oldu. Bu vermek böyle bir şey. Emek bir de. Emek tabii, zaman, emek, maddi manevi yani hep veriyorsunuz. Evet. Ama Allah her verdiğinizin karşılığını da size çok güzel önünüze çıkarıyor. Bunu da algılayabiliyorsunuz. Ben bu güne kadar hep böyle küçük yaşlarımdan beri böyle sivil toplum kuruluşlarında bulundum. Çok eskidir çalışmalarım. Ve çok mutluyum. Allah da herkese bu mutluluğu nasip etsin. Yüzünüzden akıyor belli zaten. Gözleriniz parlıyor canım, vakıftan bahsettiğiniz zaman. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin böyle çalışmaları. Bu da bir yine Allah'ın lütfu. Herkese nasip etmez. Kesinlikle mübarek. Kesinlikle. Evet. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Evet efendim. Siz yine bir şeyler yaptınız. Evet. Değil mi? Evet.
Dünya Kalp Günü'ydü. Dünya Kalp Günü'nde Haliç Üniversitesi'nle birlikte, oranın çok değerli beden eğitimi hocalarınla birlikte, yine hareket üzerineydi olayımız. Çocuklarda bir işte bu voleybolle handbol arasında, evet, korfbol diye bir yeni bir spor dalı çıktı. Tam telaffuz bile edemedim belki. Korfbol olabilir, ben evet, öyle bir şey. O konuda çocukları yarıştırdık. Çok da güzel oldu. Orada çok değerli dostlarımız sanat camiasından yine yanımızdaydı. Turabi yanımızdaydı, son zamanların parlayan yıldızı. Evet, o da çok değerli bir kişiliği olan bir arkadaş. Biliyorsunuz işte birçok yarışmalarla kendini evet öne çıkardı. Ama şimdi işte dizilerde oluyor. Kendi böyle kazıya kazıya tırnaklarınla bir yere gelen bir arkadaş. O bize destek verdi. Sonra değerli mankenlerimizden bir arkadaşımız Ece destek verdi. Evet. O gençlerle oynadılar. Çok güzel bir gündü Dünya Kalp Günü. 17.sini kutladık. Güzel yankılar uyandırdı o da. Güzel. Böyle tabii farkındalıkları evet zaman zaman kamu önüne koymamız lazım. Hakikaten insanlar güzel bilinçleniyorlar. Eskisi gibi değil. Şimdi bakıyorum, 30 yaşında bir yavrumuz da geliyor, bir kap check-up yapmak istiyorum diyor. 25 yaşında bir yavru da geliyor, check-up yapmak istiyorum diyor. Gençler, bakın şimdi biz girer girmez kapıda bir kardeşimiz, 26 yaşındayım diyor, kalp kapakçığımda diyor, ne var diyor hocam? Çürümüş diyor. Yani kuraksız mıydı neydi o da şimdi olsun. Evlat yani tam da bu konuda bir bilgi kendi alamamış çeşitli yerlerden hemen dedik ki gel aman hemen ilgilenelim ya, dedik. Buraya hemen da dokundunuz, hemen gittiğiniz yere güzelliklerle dokunuyorsunuz. Efendim her yerde elimiz kolumuz yetişebildiğimiz her vatandaşımıza, bir vatandaşın bir yani hayatında bir şey yapabiliyorsak eğer, o bile çok değerli. Evet. O bile çok değerli. Kesinlikle. Bakın Dünya Kalp Günü dolayısıyla aşağı yukarı 200'e yakın vatandaşımızı hiçbir şekilde maddi bir beklenti olmadan baktık, bir elden geçirdik, geldiler. Çok vatandaşımız var böyle doktora gidemeyen, evet, imkanı olmayan. Evet. O da bize bir huzur verdi. Onun da huzuru içerisindeyiz. Bizim görevimiz herkese dokunabilmek. Biz ticari bir müessese değiliz. Kar güden bir müessese değiliz. Dolayısıyla amacımız herkese dokunabilmek. Kesinlikle öyle, biliyorum bunu. Ve Şişli'deki merkezinizden biraz bahsetmek, evet, istiyorum. Orada az evvel de söylediniz, bazı özel günlerde ücretsiz check-up'lar, taramalar yapıyorsunuz. İşte bunu Dünya Kalp Günü'nde yaptık. Evet. Orası sadece kardiyoloji merkezi olarak mı hizmet veriyor? Biraz oranın işleyişinden bahsedebilir miyiz? Evet, kardiyoloji merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Çocuk kardiyolojimiz de var işte Sayın Hocam. Evet. Çok değerli, ne kadar, evet, daha çapanın başındaydı, direktörüydü. Evet. Şimdi de bizim çocuk kardiyoloji bölümümüzün direktörü kendisi. Ayrıca yetişkin erişkin kardiyologlar var. Diyetisyenimiz var, diyet bölümümüz var. Yani hep tabii sağlıkla, kalple ilgili bunlar. Dolayısıyla kardiyoloji, dahiliye bölümümüz de var, dahiliye. Bu konularda hizmet veriyoruz. Amacımız bu, tüzüğümüz bu. Kalp sağlığı ile ilgili diğer alanların da kolektif bir şekilde hizmet verdiği bir kuruluş, vakfa ait, evet, gibi bir şey. Evet. İnsanlar burayı ziyaret edebilirler mi, gelebilirler mi? Hani tabii, kalp sağlığı için tabii, halka açık tabii, bir tabii, alan, tabii, 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 insanlara hizmet için. Tabii, tabii. 20, yani her gün 9 ile 6 arası hizmet vermekteyiz. Her türlü vatandaşımız gelebilir.
bağış yapıyorlar işte gelen durumu iyi olanlar. Hı hı. Aman bu vakıf bozulmasın, evet, çok rahat ediyoruz diyorlar. Artı bir de tabii bizde şu oluyor, bizim başka departmanlarımız olmadığı için bir de karlılık amacı gütmediğimiz ticari bir yer olmadığımız için bizde hani efendim gelen hastadan azami gelir sağlayalım düşüncesi de yok. Evet. Biz hastaya hakikaten kardiyoloji konusunda nesi var nesi yok bunu tam net bir şekilde ve doğru bir şekilde ortaya koyan bir müessese olduğumuz için kemikleşmiştir bizim hastalarımız, evet, güven açısından. Mesela başka bir yerde bir ameliyat öngörülen hasta gelir bizden bir teyitten geçer. Ne güzel. Bu, evet, güveni kazanmak o, evet, kadar zor ve o kadar kıymetli ki. Yıllar önce 10-15 yıl önceydi rahmetli Levent Kırca, hı hı, bir gün bize yana yakıla geldi. Bir hastaneye, özel hastaneye gitmiş. Aman bana dediler ki çok fena kalp hastasısın, iki damarın tıkalı, ameliyat hemen. Hı hı. Bir geleyim de siz bakın dedi. Geldi, hocalarımızdan bir tanesi baktı, hiçbir şey yok. İnanır mısınız? Hiçbir şey yok. Ve dedi ki, Levent Bey sizde bir şey yok. Yahu nasıl olur? Burada böyle diyorlar, siz böyle diyorsunuz. Bakın dedi, yani ekoda işte gösterdi, eforda baktı. Hiçbir şey yok. Ve bize güvendi. Levent rahmetli Kırca. Hiç ne ameliyata ne şuna ne buna gitmedi. Üstünde de durma dedi bizim hocamız. Hiçbir şey yok, siz bir gün ölürsünüz ama kalpten değil. Ve neticede Levent Kırca kanserden gitti. Ya burada çok önemli bir ve şey. Ve kaç sene sonra? 10 küsür sene sonra. Şimdi yani böyle örnekler çok. Evet, evet. Onun için güzel, çalışmalarımız güzel. Hitap ettiğimiz hedef kitlemiz, evet, güzel. Gelip böyle işte vakfı yaşatabilmemiz için aman bağış yapalım bu vakıf ayakta kalsın diyen hastalarımız da çok. Hı hı, hı. Aman kapanmayın. Çünkü biliyorsunuz yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği rakamlar çok düşük seviyede. Düşük seviyede. Evet, evet, evet. Onun için bağışlarla yaşıyoruz, evet, evet, etraftan. Evet. Biz devletten de hiçbir öyle maddi şeyimiz yok. Hı hı. Aldığımız, hı hı, bir katkı yok. Tamamen iyi kalpli insanlar. Tamamen iyi kalpli, yani, evet efendim. Bu. İyi kalpli onun için insan. Çok kıymetli. Aynen öyle. Aha. Ama 41 yıldır da yaşıyoruz. Kolay. İstikrar. Evet. Mükemmel. Başarının en önemli göstergesidir istikrar. Aynen. Aynen. Az önce bahsettiğiniz durum, sağlık sistemindeki sıkıntıları aslında bir şekilde de girdiniz bu işte Levent Bey'in durumundan. Evet. Onları da daha sonraki programlarımda Sağlık Bakanlığı'ndan birileriyle görüşmek istediğim konular var. Elbette bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok güzel yaptığı şeyler de var. Şimdi çok güzel çok çalışıyorlar. Güzel. Ama evet, bir şeylere biraz denetimle ilgili belki sıkıntılar var ve bu sıkıntıları çok güzel dile getirdiniz. Onlardan birisiydi. Bununla ilgili yapılması gerekenler var. Şimdi duyuyoruz bunları. Şimdi şöyle, yani hakikaten Sağlık Bakanlığı bu sağlık konusunda güzel çalışmalar yaptı. Yani şöyle, tabii yaptıkları bütün hastaneleri bir kere fakir fıkaraya açtı. Evet. Evet. Yani herkes o çok ulaşabiliyor. İyi oldu. Evet, evet, herkes, evet, ulaşabiliyor. Evet. Ve mesela kalp ve kanser konusunda diyor, özel hastanelerde hiçbir şey almayacak diyor. Hı-hı. Şahane bir şey. Şimdi ben görüyorum hastalar, Florence Nightingale'de de bir sürü SGK'lı var, normal vatandaş var. Acıbadem'e gidiyorsunuz, kalp mi, kanser mi? Hemen alıyorlar. Yani her yere gidebiliyor hastalar. Bu çok güzel bir çalışma.
Evet ve çok, çok da yoğun, hani bir sayın müsteşardan sözüm var, benimle görüşecek, bir takım eksikleri konuşacağız, evet. Soracağım. Çok yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını biliyorum. Ankara'da geceli gündüzlü çalıştıklarını. Ama çok çalışıyorlar. Evet, evet, evi burada olduğu halde müsteşarın gelemediğini ve sürekli orada olduğunu çok iyi biliyorum. Güzel işler çıkaracaklar. Yapıyorlar. Ben bir kere Sağlık Bakanımızı ziyarete gitmiştim. Ama İlk döneminde gitmiştim. Yani şimdi bu ikinci dönemi yeni Sağlık Bakanımızın, Recep Aktar Sayın. O zaman ilk döneminde gitmiştim. Masasını, hatta hocam galiba siz de vardınız, beraber gittik. Şöyle bir masa, harıl harıl çalışıyor çok masada. Çalışıyorlar. Evet, çok çalışıyorlar. Evet, biliyorum, dikkatimi biliyorum. Çekmişti. Demiştim Sayın Bakan siz böyle... biz böyle çalışıyoruz dedi. Evet. Yani o hakikaten o çalışmanın üstüne gittik böyle. Orada harıl harıl çalışıyorlar. Yani böyle bakan gibi oturup da şöyle masalarda kurulmuyorlar. Değil. Çalışıyorlar. Evet. Şimdi biraz kısaca ikinci bölüme geçmeden önce hocamla da konuşacağımız şeyler var. Hocam kalp sağlığı. Şimdi herkes bununla ilgili bir şeyler bekliyor. Kalbimizi korumak için neler yapmalıyız? Kabaca dersek eğer. Kalp en önemli organlarımızdan birisi, o yaşamazsa zaten hayat duruyor. Evet. Kalbi doğup korumak için de bunu erişkin yaşta değil de daha bunu doğduğumuz andan itibaren yapılmalı ki ileride bazı hastalıklar ortaya çıkmasın. Bunun için de başta beslenme geliyor. Evet. İnsanların çocukluktan itibaren iyi bir beslenme alışkanlığına sahip olması gerekir. Bu arada fizik aktivite çok önemli. Yine ileri yaşlarda kalp hastalıklarından ülkemizde aşağı yukarı %43'ü insanların kalp hastalığından ölüyor, erişkinlerin. O zaman bu yaşta sağlıklı olabilmek için daha çocukluktan itibaren fizik aktiviteye, yediğine, içtiğine, şişmanlamamaya, obeziteyi önlemeye dikkat etmeli. Bir tansiyon hastası olmamak için ileride, şimdi 40 yaşındaki bir insana tuzsuz ye dediğiniz zaman eğer o tuzlu yemeye alışmışsa çok zor bir şey. Oysa çocukluktan itibaren anneler çocuklarına daha az tuz yedirmeye alıştırırlarsa bu tamamen bir ağız tadı işidir. Değil mi? Çocukluğundan itibaren tuzsuz yemeye alışmış bir insanın zaten 50 yaşına gelince hipertansiyon olup da sen artık bundan sonra tuzsuz yiyeceksin dememek lazım. Ya da bitkisel yağlı şeyleri, bu hayvansal yağları yedirmek vesaire. Halbuki zeytinyağına bir insana siz çocukluğundan itibaren zeytinyağlı yemek yemeye alıştırırsanız ileri yaşlarda zaten bunun sıkıntısını çekmezsiniz. Ekmek, benim annem rahmetli önüme ekmekleri geldi. Sen bunu ye ye, bunu da ye, bu dilimi de ye, bu dilimi de ye. Bitecek o. Şimdi bu saatten sonra bana 70 yaşında ekmek yeme derseniz bu benim için çok zor olabilir. Evet. Oysa çocuk şimdi zaten anneler de bilinçli. Eksik olmasın medya sayesinde. Bütün insanlar her gün bir beslenme programı var. Anlatılıyor ama bir taraftan da yemek tarifleri anlatıyor. Biraz ikilem gibi, o yemek tariflerindeki yemekler son derece böyle bana göre sağlıksız. Ama bu arada yemeğin beslenme uzmanları çıkıyor şakır şakır. Şunu yemeyin, bunu yemeyin. Evet. Bunun en doğrusu orta bir yolu bulunması çocukluktan itibaren. İyi bir beslenme alışkanlığı, iyi bir egzersiz yapma, fizik aktivite kazandırılmalı ki ileri yaşlarda insanlar daha sağlıklı olsun ve kardiyak problemlere yakalanmasın. Risk faktörlerimiz çok benziyor. Beyinle kalbin, bir nörolog olarak söyleyebilirim ki hipertansiyon yine sizde de risk faktörü, hiperkolesterolemi, kan yağlarının yüksekliği gibi. Hepsi bunlar hem kalp için hem beyin için risk faktörü. Evet. İşte bunları hayatımızdan uzak tutacağız. Yani nasıl yapabileceksek diyabet, şeker hastası olmayacağız. Diyabeti oranı arttı. Arttı. Evet, evet. Bunu... araştırıcılar da uğraşıyor. Evet. İnanılmaz şekilde arttı. Çocuk diyabetinde de oran arttı. Aa. Erişkin değil. Ama çocuk diyabetinde de oran arttı. Hatta bunun etkeni bir virüs mu diye düşünenler var. İnanılmaz şekilde son 5 yıldır çocuk diyabetinde muazzam bir patlama var. Tabii şişmanlıkla ilgili, obeziteyle ilgili. Bu kadar dikkat ediliyor. Anneler bilinçlendiriliyor ama hala şişman çocuk çok.
Doğru söylüyorsunuz. Düşman çocukcuk. Büyükler zayıf olmak için, güzel olmak için çok dikkat ediyorlar. Anneler kendileri. Ama çocukları şişman. Ye sürekli çocuklara evet. O vaziyetteyiz. Çocukları yediriyorlar yani. Evet, evet. Birçok şeyin önüne beslenme alışkanlıklarıyla geçebildiğimizi az önce de sizinle konuştuk. Benim Hashimoto tiroiditim, ezumu. Evet. Ben de bundan birkaç ay önce öğrendim Hashimoto olduğumu ve yaklaşık 10 kilo almıştım. İnanılmaz bir yorgunluk var ki ben çok işte enerjik bir insanım. Bir konferans veriyorum, sonlara doğru sandalye istiyorum şeklindeyim. Anladım. Daha sonra beslenme alışkanlıklarımı değiştirip spora başlayınca bütün bulgulardan kurtuldum. Ya, ne mutlu. Giden aldığım 10 kiloyu da geri verdim. Ne güzel. Burada hastalıkların hani bizler hekim olarak biliyoruz ve devamlı da televizyonlarda her yerde söyleniyor. Beslenme alışkanlıklarıyla birebir ilişkili olduğunu. Evet. Evet. Ne olur bu işleri 50'li yaşlardan sonra, 30'lu yaşlardan sonra başlamayalım. Bunlara çocukluk yaşları itibaren başlayalım. Hem iyi bir beslenmeyi öğrenmeli çocuk, hem fizik aktivite yapmayı, hem egzersiz yapmayı, spor yapmayı, bütün bunları başından itibaren yaparsa ileriki yaşlarda çok rahat edecektir. Bunları detaylı konuşacağız. Reklamlara girecekmişiz. Reklamlardan sonra Alzheimer haberleriyle karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Merhabalar. Bugün Alzheimer haberleri bölümümüzde yine geçen hafta kaldığımız konudan devam etmek istiyorum. Alzheimer hastalarında görülen ek bulgular ve bunlara yönelik neler yaptığımızla ilgili. Alzheimer hastalarının önce aynalara karşı verdiği tepkiler ve bizim neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Her hasta aynalara karşı farklı tepkiler gösterebilir. Bazı hastalar aynada kendisini gördüğü zaman onu başka birisi sanarak ya da yakın arkadaşı sanarak ya da annesi sanarak sohbet edebilir. Bundan haz alabilir, keyif alabilir ya da bazı hastalar aynada gördüğü kişiyi yabancı bir kişi sanabilir, bir hırsız sanabilir. Bundan dolayı kaygıya ve endişeye kapılabilir. Her iki durumda farklı şekilde davranmamız gerek. İlk durumda yani hastanın aynadakiyle sohbet ettiği ve haz aldığı durumda buna müsaade etmekte fayda var. Çünkü hastanın mutlu olduğu her an onun mooduna da etki gösterecek ve gün içi semptomlarında da daha toparlama ve düzelme şeklinde bize geri gelecektir. Ama eğer hastanız aynadaki kişiden korkuyor, yabancı birisi sanıyor ve onda kaygı ve endişeye sebep oluyorsa o zaman evde bulunan aynaları kaldırmanız ya da aynaları kapatmanız gerekebilir. Bugün bahsedeceğim diğer bir konu da Alzheimer hastalarında halüsinasyonlar yani hayaller görme. Alzheimer hastalarının bir kısmında hatta çoğunda bu problemler olabilir fakat farklı boyutta ve farklı türlerdedir. Gölgelerden tutun da çok hafif gölge görme veya böcekler görme veya havada sinek gibi uçuşan bir şeyler görüp şu şekilde onu yakalama hareketi yapmaktan tutun da duvar üzerinde yürüyen insanlara kadar veya hayvanlara kadar ya da çok daha korkutucu boyutta halüsinasyonları olabilir. Pardon. Eğer hafif boyuttaysa yani hastayı rahatsız etmiyorsa, sadece yerde bir şey varmış gibi toplama hareketi yapıyorsa ve hastada kaygı uyandırmıyorsa bu halüsinasyonları tedavi etme yoluna gitmeyiz. Çünkü tedavi için kullanmış olduğumuz ilaçlar da hastada başka çeşit yan etkiler ve zihinsel kısıtlanmalar ve durumunda yani zihinsel durumunda, kognitif durumunda kötüleşmeye neden olabilir. Bu yüzden halüsinasyon için kullandığımız ilaçlarda
çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Hastayı ciddi anlamda etkilemediği sürece halüsinasyon için kullanılan preparatları şu an için çok fazla kullanmamayı tercih ediyoruz ya da çok düşük dozlarda kullanabiliriz. Çünkü bu kullanılan ilaçlar hastada hem zihinsel gerileme hem de kalp sağlığı açısından da kardiyolojik açıdan da ani kalp ölümlerine varabilecek düzeyde yan etkiler yapabilmektedir. Bugünkü Alzheimer haberleri bölümümüz bu kadar. Haftaya yine Alzheimer hastalarının yaşadığı sorunlarla devam edeceğiz efendim. Zaten size bir bilgiler sunacak. Türkiye basında bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada hareketin az olduğu gözlemlendi. Ve hareketli yaşamın çocukluk çağlarından benimsenmesi gerektiği vurgulanarak bu konuda çocuklarımız üzerinde ve de aile bireylerinde çeşitli çalışmalar başlatılmak üzere start alındı. Bir kuvvetli alkış alabilir miyiz bu tango? Hakikaten çok güzel bir tango. Evet, az önce Türk Kalp Vakfı'nın UEFA ile işbirliği ve Dünya Kalp Federasyonu. İşbirliği içerisinde yaptığı Türkiye'deki Şehirli Çocuklar Projesi'nin basın toplantısından bir bölüm izledik. Ben de oradaydım ve birçok ünlü sima da oradaydı. Sizlere destek verdiler. İşte futbolcu Metin Tekin oradaydı. Sonra bu küçük bir yıldızımız var. Emir Berke oradaydı. Turabi yine oradaydı. Birçok kişi yani şu an sayamayacağım birçok isim vardı. Bu projeden biraz bahsedelim mi Semir Hanım sana? Hay. Şimdi efendim demin vizyonumuzdan bahsederken değinmiştik. Hem Avrupa Kalp Birliği üyesiyiz hem Dünya Kalp Federasyonu üyesiyiz. Dolayısıyla orada başlatılan her çalışmanın ucu Türkiye'nin de bize dokunuyor. Şimdi bize de Dünya Kalp Federasyonu'ndan bir teklif geldi. UEFA ile birlikte bütün dünyada Şehirli Çocuklar Projesi diye bir proje başlatmışlar. Amaç çocuklarımızın fiziksel aktiviteye karşı ilgilerini etüt etmek, tespit etmek, eğer yeterli miktarda değilse onları fiziksel aktiviteye yönlendirebilmek. Bir şekilde yani ölçüyoruz ne kadar çocuklarımız ne kadar fiziksel aktivite yapıyor. Ne kadarlar, ne durumdalar ki biz Türkiye'de bunu gözlemledik. Bir rapor çıkartıldı. Türkiye'de 2010 yılında Beslenme ve Sağlık Teşkilatı'nın çıkarttığı bir rapora göre 6 ile 11 yaş çocukları arasında bir araştırma yapılmış ve çocukların %58'inin fiziksel aktiviteye yatkın olmadığı tespit edilmiş. Evet. Şimdi bu tespitte şöyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha az yatkın çocuklar ama Batı'da, Akdeniz'de, Ege'de daha çocuklar bilinçli. Yani sosyal statüleri daha yüksek olan bölgelerde görüyoruz ki çocuklar ve ebeveynler daha bilinçli. Sosyal statüleri düşük olan mıntıkalardaki çocuklarımız da maalesef daha geride gözüküyor olay. Dolayısıyla biz şimdi pilot mıntıka olarak Şişli'yi tespit ettik. Şişli'de şimdilik 2 okulumuz da başlatıldı. Amaç 123 ay içerisinde 120 çocuk üzerinde bir çalışma yapmak ve burada çocukların kabiliyetlerine göre onları gerekirse ilerideki hayatlarında
bir takım sporlara yönlendirebilmek. Ama şimdi çocuklarda oyunlarla başlatıyoruz. Yani çocukları da sıkmaktan çekiniyoruz. Bir manevi baskı hissetmesinler omuzlarında. Çeşitli oyunlarla başlıyoruz olaya. Beden eğitimi İsteyen, dersi. Evet, aynen öyle. Bu konuda eğitici uzmanlarla yola çıktık. Şubat sonunda durumu tam tespit edip son bir raporlama yapıp Dünya Kalp Federasyonu'na göndereceğiz ve onu da yine bir basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşacağız. Ben de tekrar sizi konuk alıp burada dinlemek gayet istiyorum. Tabii neticeleri beraber tespit edip yine halkımıza, dinleyicilerimize, izleyicilerimize bilgileri sunacağız tabii. Evet. Tabii burada amaç çocuklar üzerinde çalışmak olduğu kadar da ebeveynleri de bilinçlendirmek bu konuda. Evet. Çocuklarını yönlendirebilmeleri için. Ama eskiden bizim çocukluğumuzda oyun alanları çoktu. Onu diyecektim. Kapının önlerinde oynardık. Evet. O yakar toplar oynardık. Saklambaçlar, ne bileyim ben, çeşitli ip atlardık. ne güzel oyunlardı onlar. Ama şimdiki çocuklar maalesef asrın gereği bir kere bu teknolojinin ilerlemesi çocuklarımızı hareketten mahrum kılan başlıca nedenlerden biri. Ellerinde daha küçücük çocuk yeğen şöyle. Bana diyor ki sen iPhone 7 mi aldın diyor. Teyze diyor, büyük babaanne diyor. O zaman diyor senin altın boştur diyor. Boşa çıktı, onu bana verir misin? Bunu ilkokuldaki çocuk söylüyor. Yani ve hep onun başındalar. Oyunlar, onlar, bunlar, televizyonlarda çocuk oyunları. Oturuyorlar başına böyle daha bebeklikten oyunla. Yani yok çocukların, çünkü kapının önüne gönderemezsin ki, oyun alanları yok. O mahalleler kalmadı artık bir de ayrıca. Ama Şişli'de spor alanlarının bayağı fazla olduğunu tespit ettik. Evet. Hem gerek okul bahçelerinde olsun, gerek de spor sahalarında olsun, alanlarında olsun. Çocuklar oralarda haftanın işte 2 günü çalıştırılacaklar. Bakalım ne neticeler çıkacak. Çünkü hareket her şeyin başı, biliyorsunuz. Yani hareketsiz bir yaşam çok kötü. Kalpte hareket, kanserde hareket, sinir hastalıklarında hareket, değil mi? Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Ne kadar hareket edersek depresyona yakalanma riskimiz ne kadar düşük. Değil mi? Yani onun için en azından bir yürüyüş. Öyle oluyor ki birbirini tetikliyor. Yani halim yok, spor yapmayacağım. O zaman depresyon artıyor. İşte, kendini zorlayacaksın. Ben genelde öyle yapıyorum. Hadi bakalım, en azından 15 dakika. Hadi bir şey yap şeklinde. Ancak zorluyoruz. Daha sonra onun verdiği hazzı alınca da bırakamıyoruz. Rahatlıyoruz. Kesinlikle rahatlıyoruz. Tabii. Şimdi çocuklarda kalp hastalıkları konuşacağız hocam. Sizden bununla ilgili bilgiler isteyeceğim. Çünkü bir anne olarak çocukta kalp hastalığı çok ürkütücü bir şey geliyor bana. Ne gibi hastalıklar görebiliyoruz ve nasıl anlaşılabilir çocuklardaki kalp hastalıkları? Şimdi çocuklarda kalp hastalığı 2 çeşit oluyor. Ya doğuştan şanssız olup daha anne karnındayken kalp hastalığına yakalanıyor ve kalp hastası olarak dünyaya geliyor. Bunlara doğumsal kalp hastalıkları diyoruz. Bir de doğduğu zaman sağlıklı, hiçbir sorunu yok. Ama daha sonraki yaşlarda değişik nedenlerle, enfeksiyonlarla olabilir. Boğaz enfeksiyonu, o beta dediğimiz anjinlere bağlı kalp romatizması olarak kendini gösterebilir. Aldığı ilaçlara vesaireye bağlı ritim sorunları olabilir. Demek ki doğduğu zaman sağlam olmasına rağmen doğduktan sonra kalp romatizması geçirebilir, kalp iltihapları geçirebilir, kalbin etrafındaki zarları iltihaplanabilir veya bir takım ritim bozukluklarına yakalanabilir. Çok nadiren de erişkin yaşlarda gördüğümüz bu
kalp hastalıkları, miyokard enfarktüsü gibi aterosklerotik kalp hastalıkları daha nadir olsa da çocuklarda da görülebilir. Yani çocuklarda da her türlü kalp hastası sonuç olarak görülür. Şimdi miyokard enfarktüsü dedik, kalp krizi demek oluyor. Çocuklarda da kalp krizi görülebiliyor. Çok nadir tabii. Büyüklere göre çok nadir. Ama yeni yapılan çalışmalar çocukların da damarlarının daha yeni doğduğundan itibaren kireçlenmeye başlayabileceğini ve bu ileride görülenlerin daha bu dönemden başladığı gösterilmiştir. Ama erişkinlere göre tabii çok daha nadirdir bizde çocuklarda bu. Peki, koroner kalp hastalıklarının görülmesi. Evet. Kireçlenmenin damarlarda erken başladığından söz ettiniz. Bundaki etkenler üzerinde hani yine beslenmeden yine fizik aktivite, yine egzersiz. Evet. Ben demin Semiramis Hanım şehirlerde daha spor fazla dedi ama şehirlerde de sonra kendisi de değindi. Fizik aktivite az. Şehirli çocuk daha çok bu teknolojiye giriyor. Halbuki kırsal yöredeki çocuk daha çok kırlarda, bahçelerde dolaşabiliyor. Ağaca tırmanıyor. Mesela ağaca tırmanmak kasları geliştiren, büyüme gelişmeyi hızlandıran çok önemli bir aktivasyondur. Şehirli çocuk bunu yapamıyor. Şehirli çocuk televizyonda daha fazla bekliyor. Bilgisayar başında daha fazla duruyor. Ve şehirli çocuğun parkı yok, bahçesi yok, spor alanı yok. Hepsi spor, yani paralı işlere dönüyor ki bu da çok zor. Onun için belediyelerin buradan bize kulak kabartmasını ve çocuklara şehirlerde mutlaka oyun alanları açmasını ben önemli rica ediyorum. Yap diyoruz ama nerede yapacağım diye de bize soracaklar. Yine de yetersiz. Şimdi biraz daha şanslı. Ama hocam istense yaratılır. Yani bu kadar yapmayın. Bu kadar yer bu yaratılamaz mı? İstense yaratılır. İşte spor alanları yani, çoğu pahalı. Bu konuya eğilse eğilmesi gerekiyor. Eğilmesi gerekiyor. Mutlak bir alan yaratılır yani. İnşallah. Evet, yani hani bir bina fazla yapmak yerine oraya parklar. Biraz park yapsalar, biraz bahçe yapsalar. Ve spor tesisleri hep paralı olmamalı. Şehir mimarisi burada önem kazanıyor değil mi? Tabii, yani işte birkaç tane bina varsa onun etrafında yeşil alanlar olmalı insan sağlığı açısından. Birçok psikolojik rahatsızlığın da bu plansızlıklarla tetiklendiğini biliyoruz artık. Yavaş yavaş çalışmalar yapılıyor. Ani kalp ölümleri hocam çocuklarda. Şimdi bunu geçenlerde bir haber vardı. Sizinle konuşmuştuk. Evet. Çocuklarda ani kalp ölümü çok ürkütücü bir şey. Yani bu neden olabilir ve bir de şeyden bahsettiniz siz bana. Çocuk spor aktivite yapacaksa eğer mutlaka kardiyoloji kontrolünden geçmesi gerek. Benim 8 yaşında bir çocuğum var. Hiç kardiyolojik kontrolden hekim olmama rağmen geçirmedim. Bunu duyunca da kendimi kötü hissettim. Doğru. Yani bir spor aktivitesine başlatmadan önce mutlaka kontrol gerekir dedi hocam. Biraz onu konuşalım mı hocam? Evet, bu spor çocuklarda bir kere ani ölümü bir tanımlayacak olursak hiçbir sebep yokken bir insan birdenbire bir saat içerisinde hayatını kaybederse biz buna ani ölüm diyoruz. İntihar, kaza, cinayet dışında bu bir saat içerisindeki ölümlere genellikle bir ani ölümdür. Ani ölümlerin büyük bir kısmı kardiyolojiktir. Ama kalp dışı nedenlerle de bazen ani ölüm olabilir. Ama çoğu bir kardiyak nedenlidir. Buna kardiyolojik ani ölümler diyoruz. O ölümlerin nedeni tabii öldükten sonra otopsilerle ortaya çıkar. O günkü çocukta gazetede çıkan 2 gün önce 17 yaşında bir çocuk okul servisinde ani ölüm olmuş. Bu otopsi bunu aydınlatacaktır mutlaka. Ama nadir de olsa bir kalp damar hastalığına bağlı kalp krizi olabilir. Bunun dışında ani ölümün en önemli sebeplerinden bir tanesi doğuştan aort darlığı olabilir. Bu kalpten çıkıp bütün vücuda yayılan o büyük ana atar damarın ağzında darlık olabilir. Oradaki kabak 3 yaprak yerine 2 yapraklı olabilir. Ve ani ölümlerin %20'si neredeyse aort darlığına bağlı ortaya çıkar. Bunun belirtisi çok fazla olmayabilir. Aile farkında olmayabilir ya da farkındadır, biliyordur zaten ama okula giderken böyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. Mitral kapağında çökmeler nadiren
de olsa ani ölüme sebep olabilir. Az önce bir soru vardı. Kapakta çökme. Kapaktaki çökmeler. Biz buna mitral prolapsus diyoruz. Bu arada ritim bozuklukları, ani gelen taşık çarpıntılar ya da kalp ritminin ani yavaşlaması, kalp ritmindeki bir takım bozukluklar, bunlar da ani ölümlerin en başta gelen sebeplerindendir. Ani ölümlerin bir kısmı istirahatte ve yatarken uykuda olur. Mesela Brugada denilen bir hastalıkta çoğu zaman ölüm genellikle gece yatakta ortaya çıkar. Ama bir kısmı da yarışmalı sporlar sırasında meydana gelebilir. Bir çocuk mutlaka gerçek bir fizik aktivite demiyorum. Fizik aktivite, koşma, oynama, kendi bildiğine bunlar için değil ama ciddi anlamda bir spor yapacak ise bu çocuğun mutlaka bir kardiyolojik muayeneden geçmesi lazım. Bazen 5 senedir basket oynuyor ve ondan sonra birisi öneriyor ya da okul öneriyor. Git bir kalbini muayene ettir diyor. Kalbinde spor yapması mümkün olmayan bir problemle biz karşılaşıyoruz. O zaman çocuğa artık sen bu yaştan sonra spor yapamayacaksın demek, çocuğa öl demekten daha zor. Doğru. Bunun için bu çocuğu bu hale getirmeden önce, ciddi spor yapmaya başlatmadan önce bir problemi olup olmadığını mutlaka bir kardiyolog tarafından yapılacak testlerle, muayeneyle anlaşılması ve ondan sonra bu işe başlatılması gerekir ki karşımızda bir çocuk yine kalpten öldü. Yeşil sahalar bir çocuğu daha aldı. Maçı kalp bitirdi gibi gazete manşetlerine rastlamak istemiyor isek mutlaka spora, ciddi anlamda spora başlamadan önce çocukların kardiyolojik bir muayeneden geçmeleri gerekiyor. Evet, yani çocuk kardiyolojisi burada çok önemli ve mutlaka spora başlatacaksak eğer bir çocuk kardiyolojisinin kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Birçok spor tabii, kulüpleri artık son birkaç senedir çok dikkatimi çekiyor. Mutlaka şey istiyorlar, muayene, kardiyolojik harika, muayene istiyor ve gönderiyorlar. Demek ki bu konuda da bilinçleniyoruz. Farkındalık kazanılmış. Şimdi bu konuyla ilgisiz ama bir farkındalık için ben size bir soru sormak istiyorum. Sonra da Semiramis Hanım'a yönelteceğim. Hekim kimliğinizin dışında yanıt vermenizi istiyorum. Bu da Alzheimer farkındalık için efendim. Benim çalıştığım konu için. Sizce bir Alzheimer hastasının ya da yakınının sosyal anlamda en büyük ihtiyacı ne olabilir yaşadığımız toplumda? Ve eğer bir gün siz Alzheimer hastası olursanız ki hiçbirimiz olmayalım ama böyle bir durum olursa ne dilerdiniz? Bana mı soruyorsun? Evet hocam, size. Vallahi sonra benim, da sevinirim seni. Tabii tek istemediğim şey hayatta Alzheimer olmak. Ama böyle bir şeye yakalanırsam yakın ailemin bana sevgi ve şefkat göstermesini ve beni insanlardan uzak tutmasını isterdim. Çok önemli bir şeye değindiniz. Evet. Çünkü şu anda farkındalık tam oluşmadığı için insanlar bazen yaralayıcı olabiliyorlar. İlk sorunun da yanıtını böylece verdiniz. Sosyal anlamda en büyük ihtiyaç insanların anlaması. Evet. Şimdi aynı soruyu yine size de yöneltiyorum. Sizce bir Alzheimer hastası ya da yakınının sosyal anlamda en büyük ihtiyacı nedir ve bir gün Alzheimer olursa? Efendim aklın yolu bir. Yani bir Alzheimer hastasının bir kere hakikaten etrafında son derece sevgiyle ve anlayışla yaklaşacak yakınlara ihtiyacı var. Evet. Ve sakin, güzel bir ortama ihtiyacı var. Evet. Değiştirilmiyor. Oradan oraya taşı, oradan oraya taşı. Bunu yapmamaya ihtiyacı var. Hastalığı ilerletiyor bu. Bir de çok güzel bir noktaya değindiniz. Değil mi efendim? Evet. Ve de hasta yakınlarının da sabra ihtiyacı var. Sabır, bir Alzheimer hastasıyla beraber olan kişide sabır çok önemli. Çünkü ben bidayette maalesef karşılaştım. Alzheimer yakınlarından bir takım kişilerin hasta yanlış konuştukça onu azarlarcasına demin de sordun ya, söyledim ya gibi ifadeler kullanan yakınlara rastladım. Evet. Bu çok yanlış. O zaten bilmiyor yani. Evet. Onun için sabır çok lazım, çok lazım. Bir de ortalarda böyle hastası olan kişilerin
alel usul ortalarda, mutfakta filan ortalarda bırakacakları şeylere çok dikkat etmeleri lazım. Örneğin benim annem Alzheimer hastasıydı. Bir gün kadınımın arkasından bıçağı almış, kadını bıçaklamak üzereyken eşim paranoid ne yapıyorsunuz ya. Diye şüpheci yaklaştı. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Estağfurullah efendim. Çok hoş bir sohbet oldu, çok memnun kaldık ve doyamadık. Çalışmanız sonlandıktan sonra tekrardan sizleri aramızda görmek istiyorum. Tabii ki. İyi kalpli olalım. İyi kalpli olalım. Her şeyin başı iyi kalplilikten geçiyor. Evet efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta girişimsel radyolog, nöro radyolog, doçent doktor Başar Sarıkaya ile AVM ve anevrizma konuşacağız. Çünkü Ekim ayı AVM ayı. Bu nedenle önümüzdeki haftaya da sizleri ekran başına bekliyorum. Esen kalınız efendim. Yaşam bir illüzyon şeklinde sunuluyorsa önümüze, kimse ama hiç kimse karışmasın hayallerimize. Benim fikrimden kime ne?